Namaz kılarken kadınlar başını örtmek zorunda mı? Örtmek gerekiyor mu? Vacip mi? Farz mı? Sünnet mi? Müstehap mı? Mekruh mu? Mendup mu? Böyle bir sürü kelimeleri var. Sünnet mi? Ha, Muhammed Peygamber erkekti, başına koymadı falan. Neyse. Şimdi bir de regl deniyor Türkiye'de. Bilmiyorum ben nereden çıktı. Benim zamanımda Türkiye'deyken hayız deniyordu. Veyahut da aybaşı halindeki kadın Kur'an okuyabilir mi, namaz kılabilir mi? E tabi Kur'an da okuyabilir, namaz da kılabilir. Bir kadın başını örtmesine gerek yok namaz kılarken. Aslında kadın veya erkek namaz için, dua için, Rabbine dua için, eğer tek başınaysa bir odada veyahut da eşiyle birlikteyse hiç elbise giymesine de gerek yok. Bunu birazdan tartışacağız. Olur mu edip böyle millet çıldırıyor falan filan. Tabii ki Allah'ı bir erkek din adamı gibi, bir şeyhül şeytan gibi kafalarındaki Allah maalesef öyle bir Allah. Yani yarattığı kadının kılı, yani düşün ki Allah öyle bir şey ki ya, Allah'ı takdirleri, yani kadın Allah'ın yarattığı kılı Allah'tan gizliyor. Ya, Resalete bak ya, kılı yaratan Allah, onu da Allah'tan gizliyorsun. Allah görmeyecek. Yani sanki başı örtmeyi, kıçı örtmeyi haşa, sanki Allah'tan kendimizi saklıyoruz, gizliyoruz. Ya bu insanlara karşı olan veya da sıcak soğuk, diğer insanların tacizinden, sözlerinden veyahut da başka şeyler fazla dikkat çekmemek için veyahut da fahişelerle karıştırılmamak için kadınlar örter kendilerini. Budur, mesele bu. Veyahut da diğer insanları şey etmemek için, dikkatlerini fazla dağıtmamak için. Şimdi şunu söyleyeyim. Bol kıllı ama kıt akıllı. Kıllı fakat akılsız. Ama güzel oluyor. Bol kıllı ama kıt akıllı. Cinsi sapık ruhbanların uydurduğu hadisleri, dinleri ve mezhepleri ve tarikatları sorgulayan yiğitlere selam. Dün namazda başörtü takmadığı için